Hafta sonu sabah programı devam ediyor sevgili seyirciler. Halk TV ekranlarında birinci bölümü tamamladık gazete başlıklarıyla. İkinci bölümde ise anons ettiğim üzere bir stüdyo konuğum var. Hemen kendisini tanıtayım ve sohbetimize başlayalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan şu anda yanımda. Hoş geldiniz Uluç Bey. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın diyoruz bize bir kez daha, teşekkür ederiz. Haftayı bir değerlendirelim istiyorum. Genelde neler konuşuldu? Hangi konular öne çıktı, gündemde neler yer alıyordu ama dün öyle bir gelişme yaşandı ki tüm bu yaşanan gelişmeleri sildi süpürdü diyebiliriz. İdlib Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ağzından duymuş olduk. Harekat başladı. Bugün hemen hemen bütün gazetelerde birinci sayfada İdlib Harekatı vardı. İşte sabahından tutun Hürriyet'ine kadar, Yeni Şafak'tan Yeni Çağ'a kadar bütün gazeteler İdlib Harekatı'na yer ayırmıştı geniş geniş. Ve hatta bu Suriye'ye başlatılan sınır ötesi harekattan sonra da sıranın Afrin'e gelebileceği de konuşuluyor. Şöyle bir haritaya da baktığımız vakit o terör koridorunun tamamlanmasını engellemek ve Akdeniz'e çıkışını da bir set çekmek anlayışında, planında ilerlediğini görebiliyoruz bu olayın. Siz neler diyeceksiniz bu İdlib harekatı hakkında? Hemen genel bir görüş alalım. Bu harekat için geç mi kalındı? Zamanlama açısından bu sorular da soruluyor tabii. Ve en azından Türkiye'nin o elini güçlendirebilecek mi bu İdlib harekatı? Şimdi öncelikle İdlib harekatı Türkiye'nin mecbur kaldı. Zorunlu olduğu bir hareket. Peki zamanlaması geç mi kaldı? Mevcut koşullarda geç kaldığını söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye bu maalesef izlediği yanlış Suriye politikası nedeniyle olayı öyle bir kör düğüme dönüştürdü ki bu harekat için her şeyden önce Rusya ile uzlaşması gerekiyordu. İki, sahada bulunduğu için İran'la bir işbirliği gerekiyordu. Üç, Suriye rejimini ikna etmesi gerekiyordu. Bu bir uzun süreç. Bunlar dikkat ederseniz İdlib harekatı öncesinde işte Putin'in Ankara'ya gelmesi, İran Genelkurmay Başkanı ile irtibatlar, Cumhurbaşkanı'nın İran'a gidişi, bu süreçler sonunda oluşan bir çerçeve İdlib harekatı. Türkiye'nin kendi güvenliği için, kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği bir eylem değil. Ortak bir eylem. Ve nitekim Türkiye'ye İdlib harekatında biçilen rol, bir muharip güçle orada yani istikrarı sağlamak değil. Ateşkesin devamını gözleyebilmek. Şimdi bu açıdan geç kaldı diyemeyiz. Ama şunu vurgulamakta yarar var. Böyle geçmişe dönüp hep eleştiri yapmak bugünü yorumlarken çok belki doğru değil ama Türkiye daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda karşılaştığı olay nedeniyle de, bugün İdlib nedeniyle de Suriye'de izlediği yanlış politikaların faturalarını ödüyor. Maalesef bunu ortaya koymak lazım. Şimdi İdlib harekatıyla Türkiye'nin gerçekleştirmeye çalıştığı iki olay var. Bir, her şeyden önce mevcut Astana süreciyle oluşan ateşkesi devam ettirebilmek. Bu Türkiye için niçin önemli? İdlib'de aşağı yukarı 4 milyona yakın insan sıkışmış vaziyette. Bunun 1,5 milyon kadarı içerideki çatışmalardan ağırlıklı olarak Halep'ten kaçıp oraya gelenler. Bayağı ciddi bir sivil halk var. Buna karşılık İdlib'de şu an itibariyle Suriye'de IŞİD'den dahi daha tehlikeli olan ve Suriye rejimine en büyük zararı veren
adını Heyet Tahrir el-Şam olarak değiştirmiş bulunan El-Nusra, El-Kaide evet, bağlantılı bir ayrı cihatçı terör örgütü var. Bu örgütün 20 bin kadar militanının olduğu söyleniyor. Şimdi Suriye rejimi Rusya'nın desteğiyle aslında İblit'te bu terörü temizlemek için sivil halkın da zarar görebileceği oldukça şiddetli bir saldırıyı göze almış durumda. Türkiye'nin inisiyatifi bu saldırıyı yani İblit'te sivil halkın da zarar görebileceği rejimin baskılama harekatını önlemeye dönük bir zaman kazanma operasyonu olarak da düşünülebilir. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü Suriye rejimi harekete geçerse İblit'te sıkışmış olan 4 milyon insanın büyük çoğunlukla yani 2-3 milyon arasındaki bir bölümünün Türkiye sınırına yığılma tehlikesi var. Yani yeni bir göç dalgası. Bu Türkiye için artık taşınması çok zor bir olay. Bir, ateşkesin devamını sağlayarak müzakereler yoluyla İblit'te çözümü oluşmasına zaman kazandırmak için Türkiye bir inisiyatif aldı. Ama dediğim gibi bu inisiyatif bakın muharip güç kanalıyla yani Fırat Kalkanı harekatında elde edildiği gibi silah gücüne dayalı bir nüfuz alanı yaratmak değil. Türkiye orada bir açıklama da demeyeyim, bir bilgiye göre 500, bir başka bilgiye göre 700 kadar gözlemci ateşkesin devamını sağlayabilecek, istihbaratı falan koordine edecek gözlemci bulunduracak. Muharip güç olarak içeriye daha önce işte bir önce 1000 kişilik, daha sonra bir 500 kişilik Özgür Suriye Ordusu gücü gitti. Bunlar Türk gözlemci askerlerinin yerleşecekleri yerlerin güvenliğini sağlamak artı bu Heyet Tahrir el-Şam militanlarına karşı orada ılımlı olduğu varsayılan silahlı güçlerin ittifakını Türkiye'nin bu ateşkesin devamı çatışmaların önlenmesi yönündeki gözlem çabalarına destek olmalarını sağlamaya yönelik bir arabuluculuk görevini de yapacaklar. Bunda ne kadar başarılı olunacak? Bu ılımlı denilen muhalif grupların, silahlı grupların, Heyet Tahrir el-Şam'ın militan yapısından ne kadar kurtulup ne kadar Türkiye inisiyatifinin yanında yer alacakları. Bunlar zaman içinde yürüyecek. Bu harekatın dediğim gibi çatışmaları önleyip ateşkesi sürdürebilme çabasının yanında bir önemli çabası da Afrin'de bulunan PYD'nin İblid'in bir bölümünü dahi olsa ele geçirmesini önlemek. Çünkü şimdi artık güney sınırımızda Cerablus'ta Fırat Kalkanı harekatıyla araya girdiğimiz 90 kilometrelik hat dışında yüzlerce kilometrelik bir Kürt koridoru oluşmuş vaziyette. Afrin'deki PYD İblit'e girerse o koridorun Akdeniz'e açılması da tamamlanmış olacak. Bunun da önlenmesi çok önemli. Ancak Türkiye'nin şu an Rusya ile büyük ölçüde uzlaşmış olarak başlattığı harekat yani belli tehditleri de kendi bünyesinde barındırıyor. Benim gözleyebildiğim kadarıyla üç önemli tehdit söz konusu aşılması gereken. Birincisi işte o İblit'te bulunan El-Kaide, Nusra bağlantılı veya eski yapısı o olan Heyet Tahrir el-Şam örgütünün provokasyonu söz konusu olabilir her an Türk askerlerinin üzerine. İki, Afrin'deki PYD'nin, PKK'nın provokasyonu söz konusu olabilir. Niçin? Türkiye başarısız olursa
bu çabasında. Rusya ve desteğiyle Suriye rejimi şiddetli bir harekat başlatsın. O kargaşa ortamında ben devletin bir tarafına yerleşeyim. Evet. Fırsattan yararlanayım. Üç, rejim ne yapacak? Suriye rejimi. Çünkü bakın Türkiye'nin bu operasyonda inisiyatif almasına Suriye rejimi uzun süre karşı çıktı. Rusya onları ikna etti şu an itibariyle. Bu ikna edilme Suriye rejimini Türkiye'ye karşı hani intikamvari bir eylemden alıkoyacak mı koymayacak mı? Umarım koyar. Ama bu yönde de bir risk söz konusu. Hatta bakın dün televizyon tartışmalarında hükümete yakın bir tırnak içinde strateji uzmanı dedi ki Rus uçakları bile Türk askerini vurabilir. Bana sürpriz olmasın. Şimdi böyle bir kargaşa ortamın içinde bu harekat yürüyor. Türkiye bu harekata mecbur, zorunlu. Gerçekten hem İblit'ten bir kargaşa ortamında, rejimin bir baskılama operasyonunda başlatacağı göç dalgasının engellenmesi Türkiye için hayati önemde. Hem de Afrin'den PYD'nin İblit üzerinden Akdeniz'e açılma adımlarını atmasının engellenmesi açısından önemli. Evet. Ama işlerin bu noktaya gelmesi gerçekten hem İblit'te yaşadıklarımız hem de güney sınırımızda oluşan koridor Irak'a açılan biçimde maalesef AKP iktidarının izlediği son 15-16 yıldaki yanlış politikaların ürünleri ve şu an onların faturalarını ödüyoruz. Şimdi az önceki o saymış olduğunuz ülkelerde işte Rusya dediniz, İran dediniz, hep Türkiye'nin de bu ülkelerle bir koordinasyonun sonucu bu harekatın şekillendiğini görebilmekteyiz. Masada bu var. Ancak bir de ülke var ki Amerika. Amerika bu işin neresinde? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Tamam, Rusya'yla, İran'la biz koordinasyonlu bir şekilde, destekli bir şekilde girdik. Onlardan hadi tırnak içinde söyleyelim. Hani izin de alındı. Ama peki işbirliği yapalım. İzin demeyelim. Yani, işbirliği demeyelim. Evet, daha doğru bir ifade. Peki bu iş ABD'ye rağmen mi oldu? Şimdi bakın bu Irak Suriye konusunda son durumu gözleyebilmek için şunu ortaya koymak lazım. ABD ile Rusya Suriye, Irak noktasında yani Orta Doğu'da bir Türkiye'nin güney sınırlarında işbirliği yaptılar. Geçmişte AKP iktidarına kadar bu konuda kimse Türkiye'nin inisiyatifi olmadan kendine rol biçemezdi. Ama şimdi Türkiye başkalarının biçtiği role ortak olma konumuna düştü. Yani Orta Doğu'daki gücünü, caydırıcı etkinliğini yitirdi. Her neyse, bunu belirttikten sonra şunu söyleyelim. ABD, Irak konusunda ağırlıklı. Rusya oraya hep karışmıyor fazla. Hı hı. Ve Suriye'nin Irak sınırı tarafında etkili. Dikkat ederseniz IŞİD'in yerleştiği veya son kalesi Rakka'ya karşı PYD ile işbirliği yaparak ABD hareket halinde. Evet. Ama Suriye'nin Akdeniz kıyısı, şimdi İblid'in bulunduğu bölge Rusya'nın inisiyatif alanında. Amerika da oraya fazla karışmıyor. Yani kendi aralarında bir paylaşma var. Evet. Sadece ABD Ürdün sınırında, Ürdün'le birlikte o bölgede hafif bir hareketlilik içinde. Onun için İblit'teki harekette ABD elbette ilgili ama söz sahibi olan büyük ülke abi Rusya. Rusya. Evet. Yani bu işbirliği yapılmış. Bunlar benimsenmiş, kabullenilmiş durumda.
Buna karşılık Afrin'de PYD nedeniyle Amerika biraz ilgili. Ama Afrin'de PYD'nin Rusya'da sahiplerinden teki. PYD ile işbirliğini bozmak istemiyor Rusya. Türkiye ile işbirliğine rağmen. Türkiye ile yakın şu an itibariyle olmasına rağmen. Çünkü PYD'nin bütünüyle Amerika'nın kontrolüne girmesini, yanında yer almasını istemiyor. Onun için bir denge politikası izliyor PYD konusunda da. Bu nedenle Türkiye'nin bu İblit operasyonuyla gerçekleştirebileceği bir olay, işte bugün bazı yandaş basında olduğu gibi önce İblit, arkasından Afrin, bu çok kolay bir iş değil. Neden kolay bir iş değil? Bir, İblit'e zaten muharip güçle girmiyorsun. Orada askeri güce dayalı bir nüfuz bölgesi yaratma diye bir hedefin yok. Ne zaman bu mümkün olabilir? Ortaya çıkabilir. Ancak işte Türk askerine yönelik orada gözlemcilere büyük saldırılar olacak filan. Biz askeri müdahalede bulunacağız. Bu başka bir şey. Bu savaş anlamına gelir. İki, Afrin'e yönelik, PYD'ye yönelik bir Türk askeri harekatının karşısında Amerika'nın yanında Rusya'yı da buluruz. İkisi. Afrin'deki PYD varlığı maalesef hem Amerika'nın hem Rusya'nın himayesinde. Ve bu bölgelerde tekrar altını çizeceğim. Maalesef Amerika ve Rusya'nın Türkiye'ye rağmen ve zaman zaman büyük çoğunlukla Türkiye'nin çıkarlarına karşı varlığı AKP'nin yanlış politikalarının sonunda ortaya çıktı. 2002 yılına AKP iktidarına kadar o bölgede Türkiye vardı. Türkiye'nin sözü vardı. Ve ne zaman işte Irak işgali yeniden başladı, ne zaman o 4 Temmuz olayını yaşadık, birer maalesef, birer bu hamleler alta gelince. Bu Türk askerinin başına çuval geçirme inisiyatifine Türkiye kararlı bir karşılığını veremedi gelince. İki, 1 Mart tezkeresinin reddinin arkasında hükümet, iktidar, siyasi irade olarak duramayınca. Şimdi oraya gelmeyi istiyordum ben de tam da. Çünkü bir de Kuzey Irak referandumu olayını da atlattık. O da sıcaklığını koruyor. Barzani tüm dünyanın neredeyse bir ülke hariç karşı çıkmasına rağmen durun yapmayın işte sırası değil gibi şekli yorumlarla da çoğaltabiliriz bu sözü. Buna rağmen hayır yaptı referandumu. Her şey artık çok geç. Ok yaydan çıktı bu ifadelerle referandumu yaptı ve işte %90'dan fazla da o bölge halkı evet oyunu kullandı ve yeni bir devletin yolunu da açmış oldu bir nevi. Şimdi kimi yorumcular, gazeteciler de hep şöyle derler. Biz 2003 işte Irak tezkeresi zamanında biz tezkereyi çıkarsaydık eğer işler bu noktaya kadar gelmezdi diye de yorumlarda da bulunuyoruz. Siz de katılıyor musunuz? Hayır. Ve tamam bu sorunun da devamını da getireyim. Ve 2017 tezkeresi var, 2003 tezkeresi var. Bu ikisi arasında bir fark, benzerlik var mıdır? Hayır. Şimdi bakın, 1 Mart tezkeresinin reddi Türkiye'nin çıkarları doğrultusundadır. Ve Türkiye'nin bölgedeki en etkin ülke olduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla teslimidir. Kime karşı? Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Sen değilsin. Benim ana irade Orta Doğu'da çıkışıdır. Önemli olan bunun arkasında durabilmekti. Bu irade. Ama AKP hükümeti bu iradenin arkasında durmadı. Bakın şimdi eğer 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi, işte işler bu noktaya varmazdı. ABD, PKK ile, PYD ile, Barzani ile ittifak arayışı içinde olmazdı. Kürtleri sahiplenmezdi. Hı hı. O günkü 1 Mart tezkeresinin oylandığı, o günde aktif olan, eski meclis başkanı Cemil Çiçek
o günkü Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül bunu açıkça savundular. Bu bir teslimiyet politikasıdır. 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi işler bu noktaya varmazdı demek, Amerika hakimdir, Türkiye Amerika'nın bizim oğlanı olacaktır, olmalıdır yaklaşımıdır. Hayır, 1 Mart tezkeresiyle Türkiye önceki dönemlerde izlenen ben bölgemden aldığı güçle bir dünya oyuncusuyum yaklaşımının devamıdır. Bu iradeyi hükümet devam ettiremedi. ABD'ye yanaşıp ABD'ye şirin görünmeye dönük adımlar attı. Mart ayı içinde ABD'ye inisiyatifler tanımaya başladı. 1 Mart tezkeresini reddedilmiş olmasına rağmen. Bu zaaf bölgede maalesef Rusya'dan önce ABD'yi Türkiye'nin önüne geçirdi. Ve ABD Türkiye'nin bütün etkinliğini kıracak adımı da Türk askerinin başına çuval geçirerek ortaya koydu. Buna da tepki gösterilmedi. İşte nota verecek misiniz denince bu müzik notası mı ne nota falan diye aşağılandı. Yani ABD büyük abi olarak alındı. Ama bakın Türkiye'nin gücü daha önce Orta Doğu'da neredeydi? ABD'ye rağmen kendi çıkarları doğrultusunda kendi çizgisini ortaya koyması ve bu çizgiyi ABD'ye kabul ettirmesinden kaynaklanıyordu. Bu inisiyatifini Türkiye maalesef kaybetti. 1 Mart tezkeresinin hiç kuşkusuz kabul edilseydi ABD'nin güvenilir müttefiki olarak yanında Türkiye işte PYD ile PKK ile Barzani ile eş muamele görebilirdi. Evet. Ama esas olan bu değil. Esas olan Türkiye'nin kendisi olması. Kendisi olarak var olabilmesi. Bakın bugün Fırat Kalkanı Harekatı'nda olsun, İblit Harekatı'nda olsun, olaylar zorladığı için Türkiye kendisi olmaya zorlanıyor. Kendisi olarak var olmaya zorlanıyor. Ama yanlış, AKP'nin yanlış politikaları sonucunda da bu kendisi olma çabasını Suriye boyutunda Rusya ile işbirliği, koordinasyon, uyum arayışıyla gerçekleştirebiliyor. Irak'ta da maalesef ABD ile uzlaşma noktasında. Ama özellikle ABD ile uzlaşma noktasında PYD faktörünü, ABD'nin silahlı güç olarak kullandığı PYD faktörünü aşabilmesi için ABD'ye karşı kendisini daha ciddi olarak kanıtlamaz. Yani senin müttefikim ben, mesela Rak operasyonunda birlikte hareket edelim dedi. Ya müttefikim ben olacağım değil. Ben olmadan yapamazsın yaklaşımdır. Türkiye'nin bu gücü var böyle. Ama Türkiye kendisi olmadan yapılan her şeye seyirci kalıyor. Veya müdahale ettiği zaman işte Fırat Kalkanı'nda olsun, İblit'te olsun geç kalındı tartışmalarına yol açan inisiyatifsizlikleri gündemini de tutuyor. Şimdi biliyorsunuz Irak'ın Türkmen ağırlıklı kentleri var. Kandil'den PKK'nın taşındığı yer var. Buralara Türkiye müdahale etmeliydi şu ana kadar. Bu müdahale etmediği zaman siz kendiniz olarak var olamıyorsunuz. Bu müdahaleleri etmeyecekseniz 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı ne olacaktı? ABD ne isterse o olacaktı. Türkiye'nin sorunu ABD ne isterse o olacak da ABD'nin sizi istemesi mi? Hayır. Sizin kendi çıkarlarınızı ABD'ye kabul ettirmeniz. Evet. Şimdi bir de ABD ile yaşadığımız o gerilim, o tartışmalardan bir tanesi de büyükelçilik olayı oldu. Bir o çalışanın da zaten hani
tarafların ortak bir kabul edişi de yok. Yani şunun için diyorum, casusluk suçlamasıyla ve tabii FETÖ suçlamasıyla bir kişi tutuklanıyor, içeri atılıyor. Ama Amerika'nın başkonsolosluk görevlisi, bu kastettiğimiz kişi, büyük tepkisini çekiyor. Yani ve, Türk vatandaşı, evet, diplomat değil. Ya evet, yani bir taraf diplomat diyor, yani bir diplomatmış gibi sahipleniyor. Hani irtibat görevlisi ama Amerika'nın, yani Dışişleri Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Ama büyük bir tepkisini çekti Ankara. Ve bu gerilimden sonra da devreye büyükelçi de girdi, John Bass. O da yavaş yavaş gerçi görevini bırakacak bir başka ismi ama gider ayakta sert açıklamalarda da bulundu. Hatta dedi ki hükümetten bazılarının dedi ihanetine uğradık. Yine hükümete yakın bir gazeteciyi önce davet edip sonra da reddetmesi var. Diğer gazeteciler de bir basın buluşması gerçekleştirecekken bazı gazetecilere red koyuyor, reddediyor. Ve yine önceki gün bir Vatan Gazetesi'ne yanılmıyorsam haber çıkmıştı. Muhabirin sorusu üzerine PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunu bilmenize rağmen niye bu yardımları yapmaya devam ediyorsunuz? Tırlar dolusu silah akıyor hala, nasıl terör örgütü olabiliyor? Ve şu cevabı verdi Büyükelçi'de, evet biliyoruz ancak mecbur kaldık. Yani artık bir itiraftan da öte, yani rahatça çıkıp söyleme durumuna da geçtiler. Ama yine de biz işte Türkiye'nin hassasiyetlerini biliyoruz. Yine işte PKK terör örgütüdür, şudur, budur. Yani bu şeye ne diyeceksiniz, bu olaylara, Amerika'da yaşadığımız bir hakikaten de bir iki ülke arasında, Amerika'da Türkiye arasında bir gerilim var mıdır kamuoyuna yansıtıldığı üzere? Yoksa bu da bir aşılacak bir şey midir? Çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı da Amerika'ya gitmişti. İşte dostum Trump, o da dostum Erdoğan demişti. Yani karşılıklı böyle bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini de söylediler Amerika-Türkiye ilişkisini. Siz nasıl görüyorsunuz iki ülke ilişkisini son zamanlarda? Şimdi birincisi Türk-Amerikan ilişkilerinde düzelme, denge kurulması veya düzelme demeyeyim de denge kurulması Türkiye'nin de çıkarlarının dimdik ayakta olduğu bir denge kurulması Trump'la gerçekleşmez. Trump dikkat ederseniz ilk seçildiği günlerde işte bir takım Amerikan statikosuna aykırı laflar, niyetler, öngörüler de bulundu. Onu baskıladılar. Şimdi Trump söyleneni yapma konumunda olan bir başkan. Onun için Trump'ın dostluk sözcükleri çok şey ifade etmez. Amerika'nın kurulu yapısıyla. O kurulu yapı Türkiye'yi başlangıçta AKP iktidarını bu işte bölgede ılımlı İslam modeli yaklaşımı çerçevesinde müthiş destekledi. Büyük destek verdi. Fakat son bu Amerika hep Dr. Frankenstein'i, yani yarattığı canavarla uğraşan film kahramanını andıran politikalar izliyor. Kendi yarattığı canavarların Orta Doğu'da ılımlı İslam gerekçesiyle oynadığı oyunun, Arap Baharı vesaire bu süreçlerin sıkıntılarını gördü ve o projeyi rafa kaldırdı. Ve bu noktada da AKP ile çekişmeler başlandı. Şimdi AKP'yi kontrol altına almaya çalışıyor ABD. AKP iktidarı ABD ile çok ciddi bir biçimde arada bir iç politikaya dönük lafların ötesinde ters düşmemeye gayret ediyor. Bugün dikkat ederseniz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Afrin olayında işte çatışmayı önleyeceğiz diyor ama ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la da görüşmesi çerçevesinde 10 günde bir görüşüyoruz filan diye böyle gayet ilişkilerin devam ettiğini vurguluyor. Şimdi ABD ile ilişkilerin bu şekilde sürmesi halinde
ABD'nin tamam bu ilişkiler düzeldi demesi Türkiye'nin tam teslimiyetiyle mümkün. Ama AKP iktidarının da tam teslimiyeti bugünkü koşullarda mümkün değil. Neden mümkün değil? Suriye'de hayati çıkarları Rusya ile işbirliğini gerektiriyor. Yani bunlar hakikaten son günlerde moda olan deyimiyle Türkiye'nin beka sorunları. Evet. Bu da Rusya ile ister istemez işbirliğini gerektiriyor. Bu politikanın yani Rusya ile iyi ilişki, Amerika ile olabildiğince iyi ilişki arayışı zaman zaman bu Abdülhamit diplomasisinden mülhem. Amerika'yı Rusya'ya, Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanma girişiminden AKP'nin öncelikle vazgeçmesi. Ve biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'nin kendi gücünün farkına vararak kendisi olarak çıkarlarını net olarak ortaya koyması, pazarlık konusu yapmaması ve bu konuda ABD'yi de Rusya'yı da kendi çıkarları doğrultusunda bir çizgiye getirmesine yönelmesi lazım. Evet. Türkiye'nin bu gücü var. Hiç kimse hayal kuruyor, Uluç Gürkan falan demesin. Türkiye'nin bu gücü var. Geçmişte bunu yaptı. Türkiye dünyada buna bir sürü bizim diplomatımız tanıktır. Büyükelçimiz. Dünyada Çin'le birlikte kendi görüşünü dünyaya kabul ettiren en önemli iki ülkeden biri kabul ediyordu. Bu AKP iktidarıyla yıkıldı. Bunu yeniden kurması lazım. AKP'nin de tek şansı budur. Aksi takdirde böyle bir kargaşa içinde, toz duman içinde savrulup gideriz. Mesela dediğimiz gibi çok önemli, Türkiye için hayati önemde İblit Harekatı. Ama siz Rusya'yla, İran'la, Suriye'yle uzlaşma içinde orada muharip güç kullanamıyorsunuz. Gözlemci gücünüz de ciddi tehditler altında. Bu tehdide karşı örneğin şimdi bizim oradaki gözlemciler biraz önce söylediğimiz gibi bu Heyet Tahrir el-Şam militanları Türk askerlerine karşı bir hareket kurdular. Rusya'nın güvencesi hava desteği bu uzlaşmaya göre. Peki PYD bu işi yaparsa Rusya hava desteğini verecek mi? Rejimden gelirse bir sıkıntı, Rusya bu hava desteğini verecek mi? Türkiye kendisi olamadığı için bu sıkıntıları yaşıyor. Evet. Yani tek başına hayır ben de burada varım diyebilmeniz. Bunun inisiyatiflerini ortaya koyması lazım. Yani herhangi bir operasyon anında şunun himmetini, bunun minnetini beklememesi gerekir. Hı hı. Bu Suriye krizi ilk ortaya çıktığında işte bir tampon bölgeden bahsediyorduk. Evet. Niye yapmadık? Amerika'nın himmetini, minnetini bekledik. Hayır, biz kendimiz yapacağız. Niye himmet, minnet bekliyoruz? Amerika'nın onayı olmadan yapmamak ne demek? Şimdi bakın aynı bölgede Rusya geldi, fiili gücünü koydu. Amerika'nın himmeti, minneti yerine şimdi Rusya'nın himmeti, minnetiyle karşı karşıyayız. Hakikaten benim hiç kuşkum yok. İblit'teki Türk askeri varlığına, gözlem heyetine herhangi bir radikal dinci militanlardan saldırı gelirse Rusya hava desteğini sağlayacak. Rejim de belki kara gücüyle yardımcı olacak. Bundan hiç kuşum yok. Ama Afrin'de PYD söz konusu olduğunda ne olacak? Rusya'nın himmeti, minnetini mi bekleyeceğiz? Kendimiz olabilmeliyiz. Şunu ortaya koyabilmeliyiz. Sen bu sözünde durmuyorsan Afrin şurasını darmadağın eder. Hiç karşıma çıkma. Türkiye bunu söylediği zaman yapamayacak bir ülke değil. Herkes şunu, şu tabloyu arıyor. Yine
hafızalardan silinmeyecek bir görüntü de vardı. 1998 yılında yine Kara Kuvvetleri Komutanıydı yanılmıyorsam. Ateşpaşa. Evet, Ateşpaşa'nın sınıra gidip o zamanlar tabii bölücü terör örgütü elebaşı Suriye'den çıkarılmıştı ve ülke ülkeye gezmeye başlamadan önce çabuk onu sınırınızdan çıkarın. Yoksa orada bir kararlı tutun, bir mesajdı değil mi? Bakın, bunu bu askeri mesaj aslında. Sadece askeri mesaj olarak kalmadı. Ardından 10 gün, 15 gün sonra meclisin açılışında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ifade etti. Siyasi irade. Hı hı. 7 Ekim günü Başbakan Mesut Yılmaz müdahale ederiz dedi mecliste. Ve Abdullah Öcalan 2 gün sonra çıkarıldı. Evet. Yani askeri ve siyasi irade ortaya koyuldu. Böyle bir birliktelikle kararlı tutum sergilenebilir. Ve Türkiye müdahale etmek zorunda kalmadı. Türkiye dediğini yapar dediler. Şimdi yeniden Türkiye dediğini yapara gelmemiz gerekiyor. Evet. Peki dış politika böyleydi. Yavaş yavaş iç politikaya da dönelim. Belediye başkanlarının istifa ettirilme furyası başladı. Şimdi önce işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevini bıraktı, istifa etti. Yine bazı tabii göndermelerde de bulundu. Ardından Düzce Belediye Başkanı. Ama sanıyoruz Balıkesir'de bir direnme var. Keza aynı şekilde Ankara'da da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine gece saatlerini bulan saraydaki bir toplantıda acaba istifa edecek mi diye kamuoyunda böyle bir beklenti, bir soru da vardı. Ancak bu istifa olmadı ve müze için görüştükleri, toplantı gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Ancak bir sonraki seçimde aday olmayacağı şeklinde de yorum buldu bu. Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi? Yani Türkiye siyasi tarihinde yine pek eşine az rastlanabilecek bir durum. Belki de hiç görmedik. Yani Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanını istifa ettirmeye zorlaması değil mi? Neden oluyor bunlar sizce? Neden yaşanıyor? Şimdi bakın, sadece belediye başkanlarıyla ilgili değil, AKP teşkilatlarında da evet, epey istifalar, değişmeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık net bir şey söylüyor. Metal yorgunluğu diyor. Yani AKP, Cumhurbaşkanı şunu fark etti. AKP kendisini tek başına iktidara getiren oy potansiyelini artık koruyamıyor. Büyük bir aşınma, büyük bir erozyon var. 2019 için ise yeni yapılan değişiklikle hayalindeki iktidarı kurabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50 oranını aşması lazım. Buna kendisi olarak dağılmış mevcut resmi MHP'nin gücü de yetmiyor %51 oranına. Umudu AKP'yi yenilemek. Yani toplumun değişim ihtiyacını AKP içinde karşılamak. Bunu sağlamaya çalışıyor. Bununla %50.1 hedefine ulaşmaya çalışıyor. Bu kolay bir hedef değil. Çok zor gerçekleşebilecek bir hedef. Muhalefetin, hem ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Meral Akşener'in etrafında toplanan ve diğer küçük partilerin çok havlu atmalarıyla mümkün olabilecek bir şey. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP için biçtiği vizyon bu. Kendi ilçe teşkilatlarında bir zorlukla karşılaşmıyorlar. Hı. Belediyelerin bir kısmında da karşılaşmadılar. Mesela Niğde Belediye Başkanı bu istifa çağrısı yapılanlar arasında sayılıyordu. Hı. Bana bir çağrı yapılmadı, yapılırsa hemen terk ederim falan gibi açıklamalar yaptı. Ama basına yansıyan haberlerden anladığımız Balıkesir'de bir direnme var. Ankara'yı direnme olarak algılamıyorum. Pazarlık var. Hmm. Melih Gökçek biliyorsunuz daha önceki seçimlerde de pazarlıkla aday olmuştu. Bu pazarlığın içeriğini bilmiyorum. Spekülasyon da yapmak istemiyorum. Ama Melih Gökçek Ankara'da
son seçime kadar AKP'nin üstünde belediye başkan seçimlerinde oy almış bir kişi olarak belli bir pazarlık gücünü elinde tutuyor gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'ten çok mutlu olmadı. Şey değil, sır değil. Fırsatını bulsaydı daha önce de aday yapmayacaktı, bu biliniyor. Ama o pazarlıkta işte bir dönem böyle gidiyor olay. Sanıyorum çok güvenmiyor Melih Gökçek. Çünkü Melih Gökçek AKP'nin ilk kuruluşunda başka bir parti peşindeydi. Yani böyle arayışlara her zaman yönelebileceği kaygısı kuşkusu var. Onun için tasfiye etmek istiyor olabilir. Evet. Bu anlaşılır bir şey. Bu pazarlık çok ilginç sembollere dönüşen çatışmalara da şeylere de böyle iletişim olgularına da dönüştü. Bakın şimdi şu gece görüşmesinde işte külliyenin önünde açılacak müzeyi konuştuk dedi. Müze lafı muhtemelen nereden çıktı? Yani o müze, çünkü bir projesi yok, bir sesli düşünceymiş. Sabahattin Önkibar birkaç gün önce bu olaydan bir yazısında şöyle bir laf kullandı. Dedi ki Tayyip Erdoğan Melih Gökçek'i müzeye kaldıracak. Şimdi o müze esprisi bir anlamda buna gönderme. Hayır, müzeyi ben açıyorum gibi filan. Melih Gökçek böyle ilginç yönleri var. Ama anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in itibarını feci şekilde sarstı bu yolda. Yani şu an sokağa çıktığınız zaman Melih Gökçek'in artık koltuğunda sağlam oturduğuna inanan kimse yok. Melih Gökçek'in en hızlı taraftarları bile bu koltuğun çatırdadığını kabulleniyorlar. Önümüzdeki dönem için, o laf da oradan çıkıyor, aday olacağına inanan kimse yok. Hatta Melih Gökçek'in koltuğunda 2019 Mart'taki yerel seçimlere kadar oturamayacağını tahmin eden, bu konuda yorum yapan çok fazla insan da var. Melih belli bir süre istedi, belli işleri düzene sokmak için, neyse o işler. Onun için devam edecek. Şimdi bu il başkanları, başkanlarıyla başlayan olayın milletvekillerine sıçraması da konuşuluyor. Evet. Bazı sayılar da telaffuz ediliyor hatta. İşte 60 diyen var, 123 diyen var. Yani, evet, geçen gün da, 123 diye bir laf çıktı. Evet, bilhassa bir de baylok kullandıkları da hani iddia ediliyor. Kimi AKP'li milletvekillerinin. Bu da yani güçlü bir iddiasına bakacak olursanız. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinde hakikaten de bu köklü değişikliği gerçekleştirebilecek gibi duruyor. Yani bu iddiaları arındırmak için bir temizlik harekatına girişiyor böylece. Şimdi iki yönlü bakın. Bir, işte tam temizleyecek, değiştirecek vesaire. Fakat geciktikçe de yapamıyor. Evet, vazgeçemiyor algısı ortaya çıkıyor. Ben hakikaten şeyden de kuşkuluyum. Bakın toplumun değişim ihtiyacı. 1,5 dakikamız var. Toplumun değişim ihtiyacı çok net. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu görmüş vaziyette. Bu değişim AKP'nin değişimi mi? AKP'nin kendi içinde değişim mi? Benim kanım AKP kendi içinde ne kadar değişirse değişsin, bu değişim önümüzdeki hem Cumhurbaşkanlığı, hem yerel seçimler, hem Cumhurbaşkanlığı, hem de meclis seçimlerinde AKP'nin iktidarının tek başına olma özelliğini kaybetmesiyle sonuçlanacak. Siz buna yoruyorsunuz. Böyle evet. Bunu önlemeye dönük AKP içinde değişim çabası var. Bu yeterli olmayacak. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, programımızı burada sonlandırıyoruz, ancak saat 14'te yine haber bülteniyle görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.